سبيله. والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وفوق كل الله غايتنا. أشهد أن لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وأجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فأنزل فنزل في قبرها صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu bu dünya hayatını bizleri imtihan gayesiyle hılketti, yarattı. Kendini bildirmek için kim iyi amel edecek, kim kötü amel edecek, kim rıza-i şerifini kazanmaya çalışacak, kullarının icraatını, İtikadını, inancını, icraatını görmek için Mevlamız Celle Celaluhu bu dünyayı, bu dünya hayatını halketti, bizleri halketti. Bu dünyada bizim varlığımız, bu dünya insan için, dünyadaki her şey insan için, insan da Mevla'ya kulluk etmek için. Hayatın asıl gayesi, hayatın aslı bu arkadaşlar. Ama biz tabii insanız. Bizim yaşamamız için Allah-u Teala'nın sünneti, Mevla'nın yolu Celle Celaluhu, bir sünnetullah var. Bizim yaşamamız için ihtiyaçlarımız var. İhtiyaçlarımız var. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımız var. Ve arkadaşlar biz bir toplumda yaşıyoruz. Biz insanlarla beraber yaşıyoruz. Münferit tek başımıza yaşamıyoruz. Hep birbirimize bağımlıyız. Her şeyimizle birbirimize bağımlıyız. En ufak bir şey yapacak bile olsan o işte bir sürü kalem var. Her kalemde birilerinin parmağı, birilerinin payı var. O öyle gidiyor. Onların parmağı olan yerde başkasının payı var, parmağı var. Onlarınkinde başkasının, onlarınkinde başkasının. Herkes birbirine bağlı. Yani bir dilim ekmek yiyecek olsan, o bakkalı var, fırıncısı var, fırında bir sürü eleman var. Ondan sonra fırının unu var, mayası var, suyu var, elektriği var. Ondan sonra unun geldiği değirmen var, değirmene buğday getiren çiftçi var, çiftçinin o bir sürü böyle gidiyor. Bunların hepsi birbirine bağlı. O halkalardan bir tanesi eksik olduğu zaman o halkanın önemine göre bu iş aksar arkadaşlar. Şimdi biz bu dünyada bu ilişkilerimiz olduğu için yani bir sürü insanla beraberiz. İnsan demek fikir demek, düşünce demek. Bir sürü inanç demek, amel demek, hareket demek. Bir sürü insanla beraberiz. Bu insanların, beraber olduğumuz insanların yakın çevremiz, orta çevremiz, uzak çevremiz, bu beraber olduğumuz insanların kendi fikirleri, düşünceleri, inançları, amelleri, hareketleri, yaşantıları var arkadaşlar. Ve gayri ihtiyari de olsa bunların hepsi insana tesir eder. İşte cıngarın koptuğu yer burası. İşte cıngarın koptuğu yer burası. O çevrendeki insanların her şeyi tesir eder. Kokusu tesir eder. Kokusu tesir eder. Estağfirullah. Allahu Teala Hazretleri veliyyüllezine amenu, iman edenlerin velisidir. Bak vali diyoruz, vali. Vali o şehrin
valisi, o şehrin idarecisi, o şehrin sahibi. O şehirde ne varsa ondan sorulur. O şehrin artılarının da hesabı ona sorulur, eksilerinin de hesabı ona sorulur. O şehrin artılarından da o sorumludur, eksilerinden de o sorumludur. Herkesin idarecisidir, herkesin başında mesuldür, amirdir, sorumludur vali. Veli de ona benzer bir mana. Yani Allah-u Teala idarecisidir, sahibidir, dostudur. Kimin? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu iman edenlerin velisidir, sahibidir, dostudur. Mesela bak veli diyoruz, evliya velinin cemeisi çoğulu, veli. Allah'a dost manasında kullanıyoruz. Allah Celle Celaluhu iman edenlerin velisidir. Bir adam Müslüman oldu ise Allah onun dostudur. Burada iki türlü dostluk manası var. Hani genel manada dostluk manası var, bir de özel manada dostluk var. Buradaki genel manada dostluktur. Velayet ve amme. Yani her Müslüman Allah'ın dostudur. Her Müslüman Allah'ın dostudur. Buradaki maksat genel manada dostluktur. Bir de özel manada dostluk var ki o Allah'a yakınlıkla alakalı bir şeydir. Allahu veliyyüllezine aminu. Allah-u Teala Hazretleri iman edenlerin velisidir, sahibidir, dostudur, idarecisidir. Bir vali o şehri nasıl idare eder? Allah Celle Celaluhu o Müslümanı, o iman eden kişi öyle idare eder. O idareyi tutarsan tabii. Ne yapar peki Allah-u Teala? Yuhricuhum minel zulümati len nur. Yuhricu Allah çıkartır hum o iman edenleri minel zulümati karanlıklardan. Karanlıklar, karanlık değil bak, karanlıklar. Bir sürü karanlık var dünyada. Bir sürü karanlık var dünyada. Bir sürü karanlığa tutulmaya, zulmete tutulmaya imkanı var insanın. Allah Celle Celaluhu o karanlıklardan insanı kurtarır. Mesela dünyada biliyor musunuz? Bu gizli sak yani şey malum ineğe tapan insanlar var. Allah diye ineğe tapan insanlar var. Mesela ne kadar gülersin değil mi sen şimdi buna burada? Sen burada buna gülersin. Öbür tarafta insanların hayatı tamamen buna bağlı. Adamların inancı böyle. Her şeyleri böyle. Buna takılmış kalmışlar. Bak onlar için karanlık. Senin için çok garip gelen bir şey onlar için karanlık. Tibet'te vardı arkadaşlar. Vatandaş vefat ettiği zaman götürüyorlar kabristana. Kabristan böyle tepe tepede böyle akbabalar bekliyor. Sen ananı, babanı, dedenini, sevdiğin kimse artık meyyitini, cenazeni koyuyorsun oraya. Akbabalar geliyorlar böyle yiyorlar. Arkadaş ya. Sonra yedikten sonra tabii kemiklerde falan parçalar kalıyor. Böyle biri geliyor böyle akbabaları kovalıyor. Geliyor elinde bir şey var böyle balta diyelim mesela. Geliyor böyle cesedi parçalıyor. Ya ceset dediğin senin anan baban ya. Parçalıyor böyle. Sonra geri kalanları akbabalara daha böyle lokmalar küçültüyor. Akbabalar geliyorlar gene yiyorlar. Sana bana ne kadar garip gelen bir şey. Bu adamların bak. Takılmışlar, kalmışlar. Böyle inanıyorlar. Böyle yapılması doğrudur, güzeldir biliyorlar. Ben anamı babamı akbabalara yedirirsem iyi olur biliyor adam. Arkadaş nasıl, bak sana ne kadar saçma geliyor. Abi böyle bir şey olur mu diyorsun sen? O adam için çok normal bir şey. Bak bir karanlığa girmiş. Bir karanlığa girmiş. Bu dünyada ne böyle karanlıklar var arkadaşlar? Ne böyle karanlıklar var? Geçmişte, şimdi, gelecekte de başka başka bir sürü çıkacak. Allahu Allahu Teala Hazretleri veliyyüllezine amenu iman edenlerin velisidir, sahibidir, dostudur, idarecisidir. Sen Allah'a dostluk edersen, Allah'ı dinlersen, onun idaresine boyun eğersen, yuhricuhum minel zulumati ilen nur. O iman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkartır Allahu Teala Celle Celaluhu. İman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkartır Celle Celaluhu. Arkadaşlar bak Allah'ı veli tayin edersen, Allah seni idare ederse. Ama sen kaçak göçek iş yaparsan O zaman çıktın ki sen bunun dışında. Bak şimdi dikkat et bak. Ne, mesela hani o Tibet'teki cenazeden misal verdik. Abi bizde cenazenin, hani cenazenin toprağına basamazsın, üzerine basamazsın. Hürmet edeceksin bak. Hürmet edeceksin. Ne yapıyoruz? Meyyiti kabre koyuyoruz. Kabre koyuyoruz. Üzerine bir şeyler seriyoruz. Toprak direkt üzerine gelmesin. Abi adam ölmüş gitmiş, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, eli tutmuyor. Biz bu adamın cesedine hürmet edip üzerine toprak attırmıyoruz. Din buna müsaade etmiyor, Allah buna müsaade etmiyor. Peki bunun yaşayanına müsaade eder mi Allah Teala? Yaşayanına toprak atmaya müsaade eder mi? Yaşayanı çiğnemene müsaade eder mi? Yaşayanın üzerine basmana müsaade eder mi Allah Teala? Ona hiç müsaade etmiyor. Ne sen başkasına basabilirsin, ne başkası sana basabilir. Ne sen birini çiğneyebilirsin, ölüsünü çiğneyemiyorsun. Senin ölünü kimse çiğneyemiyor. Senin ölünü kimse çiğneyemiyor. Sen kimsenin ölüsünü çiğneyemiyorsun. Allah'ın idaresinde olan adam böyle yapıyor. Kabirde bile böyleyse, ölüsünde bile böyleyse, dirisinde haydaydı böyle.
İşte sen Allah'ın idaresine tabi olduğun zaman Allah-u Teala dünyada ne kadar karanlık varsa bu karanlıklardan alıyor adamı. Yuhricuhum minel zulümati, onları karanlıklardan alır. Nereye çıkartır? İlan nuri, nura çıkartır. Yani pırıl pırıl adam oluyorsun. Mevla'nın idaresine tabi olursan. Çok basit değil mi? Abi kabirdekine hürmet ettiriyor Mevla Teala. Kabirdekine ne yapıyor? Hürmet ettiriyor. Dokundurtmuyor Mevla Teala Celle Celal. Dokundurtmuyor. Ya ölü kuluna dokundurtmayan Allah diri kuluna dokundurtturur mu arkadaşlar? Ha? Tabii sen ölüye gelince hürmet ediyorsun, diriye hürmet etmiyorsun. Ya ölüden zaten bir şey çıkmaz, sorun yok, hürmet edelim diyorsun. Diriden de kopartabilirsin artık. Ya akbabadan da farkın kaldı ki o zaman. Bu şimdi bir taraf. Bir de bunun madalyonun öbür yüzü var. Vellezine keferu, bir de kafir olanlar. İman edenler böyle. Allah onların dostudur. Allah onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Vellezine keferu, iman kafir olanlara gelince, vellezine keferu evliyauhum, onların velileri, onların dostları, onların sahipleri, onların idarecileri et-tagutu taguttur. Tagut arkadaşlar bir kavram. Tagut bir kavram. Yani azgınlardır. Haddi aşan adamlardır. Ve Allah'tan başka tapılan her şeydir. Yani Allah'tan başka tapmak deyince illa böyle el pençe divan durup secde etmek manasında anlamayın. Sözünü dinlediğin şeydir yani. Bir şeyin sözünü dinliyorsan, bir şeyin peşine gidiyorsan, onun dediklerini yapıyorsan bu tapmak bu manadadır. Mesela ibadet etmek diyoruz ya, ibadet etmek hizmet etmek demektir. Hizmet ettiğin şey hizmet ediyorsun. İnsan hayatta bir şeylere hizmet eder daima, tamam mı? İnsan hayatta bir şeylere hizmet eder. Bunun çıkarı yok, bunun kaçışı yok. İnsan illa bir şeylere hizmet eder. Herkes bir şeylere boyun eğer. Yapacak bir şey yok. Bu böyledir. Yani bir hiyerarşi var. Herkes bir şeylere boyun eğer. Önemli olan bu boyun eğdiğin şey, bu hizmet ettiğin şey nasıl bir şey? Bu hizmet ettiğin şey, bu boyun eğdiğin şey nasıl bir şey? Boyun eğmeyen olmaz. Herkes bir şeylere boyun eğer. Herkes bir şeyler, birileri amir olacak, birileri memur olacak. Birileri amir olacak, birileri doğduğun anan baban senin amirin. Çıkışı var mı? E onun anası babası da onun amiri. E onun anası babası da onun amiri. En düşüğü bu düşün. Abinle berabersin. Abin senin amirin. İş yerindesin, işveren senin amirin. Ya bunun çaresi yok. Bak veli var, şehrin valisi var. O senin amirin. Çaresi yok. Bu sefer neye bakıyorsun? Bu olacak illa. Neye bakıyorsun? Bu nasıl birisi? Bu nasıl birisi? Eğer hak üzere ise çok güzel bir şey, sorun yok. Ama batıl üzere ise, tağı ise, azgınsa, tağutsa o zaman sorun var. O zaman ne oluyor biliyor musun? Yuhricunehum, bu tağutlar onları çıkartırlar. Minen nuri, nurdan, ila zulümatı, karanlıklara çıkartırlar. Bak Allah karanlıktan insanı aydınlığa alıyor. Tağut aydınlıktan insanı karanlığa çıkartır. Bu tağut anan olur, baban olur, eşin olur, dostun olur, çocuğun olur, deden olur, nenen olur, komşun olur, patronun olur, sevdiğin takım olur, okuduğun kitaplar olur, eski yazı 500 sene önce geçmiş yazar olur. Onunla arkadaşsındır. Onun sahipsindir onunla. Sahip, arkadaş, sahip. Musahabet, berabersindir. Fikren berabersindir. Fikren beraber olduğun kimse, fikren beraber olduğun kişi sana yol gösteriyordur. Ama sana gösterdiği yol seni aydınlıktan karanlığa çıkartıyordur. Bak, Estağfirullah. El-ehillâ'u yevme'idin aduvun. Yevme'idin ba'duhum li ba'din aduv illel müttekîn. El-ehillâ'u dostlar yevme'idin o günde ba'duhum bazıları li ba'din bazısına aduvun düşmandır. O gün dostların bazısı bazısına düşmandır. İllel müttekîn. Allah'tan korkanlar müstesna. Onlar kâr. Dostluk Allah korkusu üzerine ise kar. Bak şimdi iki tane arkadaş var. Namaz vakti geleceğim. Biri hadi kalk namaza gidelim diyor. O gevşeklik ettiği zaman o ona diyor. O ona diyor. Soruyor abdestin var mı diyor. Hadi gel şunu yapalım diyor. Hadi gel şöyle yapalım diyor. Bak bu Allah korkusu üzerine dostluk. Bu dostluk kar. Ama öbür türlü sen yapacağın zaman öbürü ya bırak şimdi böyle yapalım. Sen bir ara bakarsın kaza edersin diyor. Böyle kalk 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 kih 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 falan. Ya bugün de bizimle beraber takıl diyor. İşte bu dostluk ahirete düşmanlık. İllel müttakil, müttakiler müstesna. Mesela. يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ. Bak kişi annesinden kaçar, kardeşinden kaçar. Niye kaçıyor? Çünkü yanlış dostluk. Estağfirullah. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَرِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪يهِ. O gün günahkar kişi kıyamet adabından kurtulmak için evladını versin ister. İnsan dünyada insan evladını verir mi? Versin ister. Niye? Çünkü kötü dostluktu. Kötü evlatlık, kötü analık babalıktı. Senin lehine olmadı, aleyhine oldu ahirette. Hani biz diyoruz ya kişi arkadaşının dini üzerindedir. Bana arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim. He? Aynı onun gibi oluyorsun. Tağut oluyor sana. Seni yoldan çıkartıyor. Bu dünya görüşü. Arkadaş ya dünyanın çürük bir dünyanın görüşü mü olur ya? Dünyanın nesi görüşü mü olur ya?
Allah'tan başka bir şey olmaz arkadaşlar. Allah'a muhalif olan her şey, Allah'ın rızasına muhalif olan her şey yanlıştır. Kimden olursa olsun, nereden olursa olsun. Allah'ın rızasına muhalif olan şey, ahirette kişinin aleyhine olacak şey yanlıştır. Ahirette kişinin aleyhine olacak şey, ahirette kişinin zararına olacak şey yanlıştır. Ahirette kişinin lehine, ahirette kişinin kârına olacak şey doğrudur. İşin formülü bu. Arkadaşlığın, ailen, çevren, akraba çevren, hocam bizimkiler böyle, yani ben böyle yaparsam beni kabul etmezler. Ben onları hiç kabul etmiyorum diyeceksin sen. Onlar seni reddetmeden sen onları reddet. Usulüyle, adabıyla, yani reddetten kastımı iyi anlayın. Usulüyle, adabıyla ortada bir hukuk varsa o hukuk yerine getirilecek, o kadar ama. O kadar. Hakkına kadarsa o kadar. Hakkına kadarsa o kadar. Yani benim parmağımda hakkı varsa parmağım sadece ama omuzuma kadar vermem. O şeker almak ister, omuzumu almak ister, kafamı almak ister, kalbimi almak ister. Yok kardeşim. Senin hakkın, senin aramızdaki hukuk bu kadar. Tam parmak ucumda hakkım var. Buyur kardeşim, hakkını teslim ediyorum. Kimsenin hakkını alamazsınız. Kimsenin hakkını alamazsınız. Parmak ucum teslim ediyorum ama sana bu kadar sadece. Niye? Ben tamam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Niye? Çünkü senin benim ahiretime zararı olacak, zararın olacak. Bu bir zamanlar çok sevdiğin birisi olabilir. Aklın başına gelir, bakarsın ki yanlış bir şeymiş. Arkadaşlar, bunlar insanın hayatının belki de aslı gibidir. Şu manada söylüyorum. Nice insan ahirete bir çıkacak ki dünyada böyle Allah Celle Celal imanı göstermiş ona, İslam'ı göstermiş ona, doğruyu, hakkı, hakikati bulmuş. Sonra birilerine uymuş, çıkmış yoldan. Birilerine uymuş, çıkmış yoldan. Estağfirullah. يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي يَوْمَ يَقُولُ يَعَضُّ ısıracak الظَّالِمُ ظَالِمٌ عَلَى يَدَيْهِ ظَالِم ellerini ısıracak. Ellerini ısıracak, cehennemde yanarken başlayacak ellerini yemeye. Isıracak ellerini. Diyecek ki ve yekulu diyecek ki ya leytini ne olaydı bana ittehastü edinseydim ma'al rasul, rasulle beraber, peygamberle beraber edinseydim sebilen, bir yol tutsaydım, ben peygamberin yolundan gitseydim, ben peygamberle arkadaş olsaydım, peygamberle yol tutsaydım, ya leytini ne olaydı lem ettehiz fulanen hal, niye peygamberle yol tutmadı, ya leytini ne olaydı lem ettehiz fulanen halila, ben falancayı dost edinmeseydim. Bak, ah ah, ben keşke falanca ile arkadaş olmasaydım. لَكَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْنِ اِذْجَانِ Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları niye haber veriyor? Niye haber veriyor Mevla Teala bunları? لَكَدْ اَلْبَتَ مُحَقَقْ اَضَلَّنِي O arkadaşım beni saptırdı. عَنِ الذِّكْرِ Kur'an'dan saptırdı, imandan saptırdı, peygamberden saptırdı. بَعْنِ اِذْجَانِ Bana geldikten sonra ben görmüştüm, anlamıştım doğruyu. Ben gördüm, anladım. Tam tuttum ben doğruyu. Geldi benim arkadaşım dediğim yılan bana doğruyu bıraktırdı. لَكَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدِ اِلْجَانِ Bak, gitti bak. Oysa o arkadaşı onu yoldan çıkartmasaydı, o arkadaşına uymasaydı, belki de Resulullah'ın has adamı olacaktı. Mesela bu ayet-i kerimede geçen Peygamberimiz zamanında işte vaki oldu. Bir adam Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam davet etti. Böyle bir kervanı geldi vatandaşı. Kervanı geldi, bir ziyafet tertip etti. Çok karlı bir iş yaptı, bir ziyafet tertip etti. Peygamberimize davete icabet etti. Ama sofrada Peygamberimiz elini yemeği uzatmadı. Bir şey yemiyor Peygamberimiz. Dedi, ya Muhammed niye yemiyorsun? Dedi, ben senin yemeğinden yemem. Ya nasıl yemezsin? Sen dedi Müslüman değilsin, ben senin yemeğinden yemiyorum. O da utandı. Misafirlerin arasında kalabalık, diyor ki şimdi, yani hatırı sayılan bir insan, diyor ki ben senin yemeğinden çok böyle utandı. Çok utandı. Dedi, Müslüman olayım o zaman dedi. Ol dedi Peygamberimiz. Hani ben kendi sözlerimle anlatıyorum. Adam orada Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getirdi. Bak, adım attı şimdi içeriye. Hani böyle kıytırık bile olsa bir adım attı. Şimdi kapıdan girdi bir kere. Kapıdan girdi. Esnaf ne yapıyor şimdi? Müşteriyi kapıdan sokmaya çalışıyor. Bir sürü böyle yazı yazıyor böyle. İşte kefilsiz, senetsiz. Ne maksadı, ne maksadı, içeri girsin. İçeri girdikten sonra bakacak. Şimdi bu adam da kapıdan içeri attı. Tamam dedi, ya Muhammed dedi. Ben eski putlarımı bırakıyorum. Senin ilahına inandım. Sana, seni peygamber olarak kabul ediyorum. Senin kitabına inandım dedi. Aa, işte birinci adım da kapıdan adamı içeri attı. Hem Resulullah Efendimiz oturdu sofrasına. Aa, şimdi kardeş oldular. Bak, bu adam ölse Müslüman işte. Bak, Mevla'ya bütün günahlarını affediyor. Sıfırlandı bu adam şimdi burada. Bu adam sıfırlandı ya. Sıfır ya. Sıfırdan defter. Tamam kulum. Hadi bakalım şimdi bir daha yeniden başla. Yavaş yavaş toparlarsın kendini. Bunun arkadaşları bir duydular.
orada olmayanlar, vay sen bizim dinimizi terk ettin, vay sen bize hainlik ettin, sizsiniz hain. Vay sen bize hainlik ettin, sen bizi bıraktın Muhammed'e gittin, şöyle ettin, böyle ettin, bunu perişan ettiler. Yahu dedi ben dedi orada çok utandım, onun için bu da şimdi başladı kıvırmaya. Ben dedi orada çok utandım, hani mahcup olmak için böyle yaptım, asla asları yok. Bunlar kalktılar, yok dediler kabul etmiyorsun. Gideceksin Muhammed'e şöyle şöyle edeceksin, böyle böyle diyeceksin dediler. Bak, kabul etmiyoruz dediler, gideceksin, böyle böyle yapacaksın dediler. Bu da gitti kalktı yaptı. Netice, Mevla'nın neticeyi beyan ediyor bak. Ah diyor keşke. E şimdi sen de bak, ben de bakayım. Kimlerle oturuyorsun, kalkıyorsun? Kimleri seviyorsun? Kimleri dinliyorsun? Kimlerin peşinden gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak, o yaptıkların seni Resulullah'ın yoluna mı götürüyor? Mevla'nın yoluna mı götürüyor? Yoksa Mevla'nın yolundan çekiyor mu seni? Hatta bir risk daha var. Allah'ın yoluna götürüyorum deyip Allah'ın yolundan çeker, o da var. Hani lafta öyle söyler de Allah'ın yoluna götürüyorum der. İki tane de böyle Allah kelamı araya karıştı mı öyle zannedersin ama seni Allah'ın yolundan uzaklaştırır, bir de bu da var. Bunlara dikkat ediyor musun? Bunlara dikkat etmezsen düşünüyor musun ahirete neler olur? Dünyada 3 kuruş 5 kuruş karını düşünüyorsun. 3 kuruş kar etmek için planlar yapıyorsun, hesap kitap yapıyorsun. 3 kuruş zarar etmemek için tedbirler alıyorsun. Ahiretini düşün bir zahmet yani. Ekad edalleni ani zikri ba'di izca'ni. Subhanallah. Yani Rabbena atihim zı'feyni minel azabi. Ya Rabbi bak şimdi kibirlerine, büyüklerine diyorlar. Dünyada büyükleri varmış böyle, önderleri, liderleri varmış. Liderleri bunları almış, yanlışlara götürmüş. Ahirette beddua diyor. Atihim zı'feyni minel azabi. Ya Rabbi bunları iki kat azap ver ya Rabbi. Fel'anhum la'nen kebira. Ya Rabbi çok büyük lanetle bunlara lanet et. İş işten geçti ama. Ya Rabbi bunlar bizi yoldan çıkarttılar, bize şöyle ettiler, böyle ettiler. İş işten geçti ama. İş işten geçti. Onun için arkadaşlar ahiret. Allahümme la işe illa işil ahiret. Peygamberimiz böyle buyurdu. Allahümme ey Allah'ım la işe. Hayat yok. İlla işil ahiret. Ahiret hayatı var. Dünya hayatı ahiret hayatının yoludur. Dünyayı ahiretin yolu olarak kullanıyorsan onu o tamam. O öyle. Ama dünyanın kendisini yol olarak kullanıyorsan, dünyayı yer olarak kullanıyorsan, hayat olarak kullanıyorsan o zaman sıkıntıdır arkadaşlar. Ahirete giden yoldur dünya. Bunun ahiretle arana bir şeyler geçiyorsa kim olduğu önemli değil. Ne olduğu önemli değil. Hiçbir şey önemli değil. Allah'tan başka hiçbir şey mutlak değildir arkadaşlar. Hepsi mukayyettir, kayıtlıdır. Hepsinin şartı vardır. Allah'tan başka her şeyin şartı vardır. Allah bizim sahibimizdir, halikimizdir. Beni yaratan Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Nefes aldıran Allah'tır. Aldığım nefesi veren Allah'tır. Rızkımı veren Allah'tır. Yaşatan Allah'tır. Öldürecek olan Allah'tır. Diriltecek olan Allah'tır. Bunlarda hiç kimsenin ortaklığı, gücü, salahiyeti yoktur. Allah'ın bana verdiği bir şeyi kimsenin almaya takatı yoktur. Allah'ın benden aldığı bir şeyi kimsenin vermeye takatı yoktur. Allah benim canımı alacağı zaman kimsenin bir saniye geciktirmeye takatı yoktur. Allah-u Teala şu anda benim istediği şeyi benden alır. İstediğini verir. İstediğini benden alır. Yatıyorsun sabah bir kalkıyorsun saç sakal bembeyaz olmuş. Ne oldu bir gecede? Tık. Bir kalkıyorsun şöyle bir hastalığım var 3 ay ömrün kaldı. Hayda. Buyur hadi geri al bakayım sar geri sar. Hadi buyur. Eşin dostun şuyun buyun toplansın hadi bakalım. Diyolojin toplansında geri alsın bakayım onu. Ha? Allah'tan başka bunlar hiç kimsenin takatı yoktur. Hiç kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Herkesinki mukayyettir. Şartlara mukayyet yani şartlara bağlıdır. Şart. Uygunsa başımın tacı. Anan baban başımızın tacı. Kardeşin başımın tacı. Patronun başımın tacı. Komşun başımın tacı. Sevdiğin insanlar başımın tacı. Kendi cemiyetin, muhitin başımın tacı. Bu şartlarla. Bu şartlarla. Allah'a giden yolda yan yana olmak şartıyla. Allah'a giden yolda yan yanaysa harikasın. Harikasın. Ama Allah'a giden yolda karşına geçiyorsa, Allah'a giden yolda karşına geçiyorsa kim olduğu mühim değil. Ne olduğu mühim değil. Hukuku yerine getirirsin. Lazım olan hakkı ödersin. Borcun neyse ödersin. Bir borcun varsa kardeşlik bir borçtur. Komşuluk bir borçtur. İşçilik bir borçtur. Borcun varsa ödersin. Borcun miktarınca gerisi benim seninle işim yok dersin. Bunlara dikkat etmek arkadaşlar insanın ahiretini kurtarır. Bunlara dikkat etmemek insanın ahiretini perişan eder. Arkadaşlar böyle gidin bak. Kendi evinde namaz kılamayan insanlar var bu memlekette ya. Anam babam namaz kıldığımı görmesin. Hayret bir şey ya. Bu mahallede olmuyor. Taşın kardeşim o mahalleden o zaman. Bu iş yerinde olmuyor. Git başka iş bul. Hocam burada iyi para kazanıyorum.
Burada para kazanıyorsun, dinini kaybediyorsun. Git başka yerde, dinini kazan, paranı kaybet. Burada para kazanıyorsun, dinini kaybediyorsun, ahiretini kaybediyorsun. Git başka yere, ahiretini kazan, dinini kazan, paranından kaybet. Tamam mı? Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati len nur. Allah Celle Celaluhu müminlerin dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Vellezine kefuru, kafir olanlara gelince, evliyahum onların dostları, tağutu tağuttur. Yuhricunehum, o tağutlar onları çıkartırlar. Tağut bir tane değildir işte bak, bunların hepsi tağuttur arkadaşlar. Bu anlattığım menfi olan şeylerin hepsi tağuttur. Yuhricunehum, o tağutlar onları çıkartırlar. Minen nuri, nurdan ila zulümati, karanlıkları çıkartırlar. Ülaiki, işte onlar, bu tağutun hani karanlığa çıkartıyor ya, bu çıkarttığı karanlığa göre derece değişir tabii. Hepsi böyle değil. Çıkarttığı karanlığa göre derece değişir. Yani sana o yanındakinin sana yaptırdığı yanlışa göre durum değişir. Yanındakinin sana yaptırdığı, her halükarda zarar edersin. Her halükarda zarar edersin. Ama ya o yanlışa göre durumu değişir. Buradaki ayet-i kerimedeki son nokta, ülaiki, işte bunlar ashabunlar, bunlar cehennem adamıdırlar. Bak niye cehenneme girdi? Birilerinin peşine takılmakla cehenneme girdi. Halbuki Mevla'yı dinleseydi cennete girecekti. Halbuki Mevla'nın idaresine girseydi, Allah'ın dostluğuna girseydi cennete girecekti. Ama tağutun idaresine girdi, tağutun dostluğuna girdi, cehenneme girdi. Ülaika ashabunlar, hum onlar, fiha, o cehennemde halidun, ebedidirler. Demek ki bunun artık tağuta itaati direkt imandan çıktı bu adam. Bunlar direkt cehennemdedirler. Buraya kadar yolu var arkadaşlar. Onun için insan bu hususta çok dikkat edecek, kendini sakınacak. An Enes'in radıyallahu anh'u, Hazreti Enes'ten rivayet olundu. Ennen Nebi aleyhissalatu vesselam kal, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurlar ki, hel minkum racülün, içinizden bir adam var mı ki, lem yukarifil leylete, bu gece ailesiyle beraber olmadı. Şimdi Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam kerimesi Zeynep validemizin işte cenazesinin başında oldu bu hadise. Fakale Ebu Talha radıyallahu anh buyurdu ki, ene, ben. Kal, Peygamberimiz buyurdu, fe enzil, o zaman sen kabre in buyurdu. Fe nezele fi kabriha, Hazreti Zeynep validemizin kabri şerifine indi Ebu Talha radıyallahu anh. İşte onun cenaze işlemleri için. Arkadaşlar, biz dinimizden çok uzak insanlarız. Adamız Müslüman ama hayatımız Müslüman olmayan insanlarız. Adamız Müslüman, adımız, ismimiz Müslüman, dilde Müslüman olduğunu söyleyen ama Müslüman gibi yaşamayan insanlarız. Hayatın her safhasında Müslüman gibi yaşamayı öğrenmeye çalışalım. Müslüman gibi, öğrendiğimiz gibi, Müslüman gibi yaşamaya çalışalım. Bak, Müslüman gibi yaşamaya çalışın demiyorum. Önce Müslüman gibi yaşamayı öğrenin. Önce Müslüman gibi yaşamayı öğrenin. Çünkü öğrenmeden yapamazsın. Sen yaptığını zannedersin. Önce Müslüman gibi yaşamayı öğrenelim. Sonra o öğrendiğimiz gibi yaşamaya çalışalım. Müslüman gibi yaşamayı öğrenirken, arkadaşlar, karmaşık bir zaman bu zaman. Müslüman gibi yaşamayı öğrenirken eskilere bakın. Yenilere değil. Eski alimlere, eski Allah dostlarına, eski sülahaya, salih insanların, eski büyük insanların hayatlarına bakın. Onlar Allah'ı memnun edecek şekilde yaşadılar. Onların yaptıkları, onların inandıkları doğru, onların inanç şekilleri doğru, onların yaşam şekilleri doğru. Onların inandığı gibi inanırsan, onların yaşadığı gibi yaşarsan, o zaman Allah'ın razı olduğu şekilde yaşıyorsun demektir. Ya bu zamanda çıkıyor vatandaş ortaya, bir sürü şeyler söylüyor. Sakın sen onun mevkisine, makamına, rütbesine, işte sosyal konumuna, lafının güzelliğine kanma. Onun söyledikleri eskilere uygunsa doğrudur. Onun söyledikleri eskilere uygunsa doğrudur. Onun söyledikleri eskilere uygun değilse, ne kadar parlak gözükse de, ne kadar doğru gözükse de, ne kadar böyle faydalı, menfaatli, iyi gibi gözükse de yanlıştır arkadaşlar. Bu da önemli bir kriterdir. Elen ahsenel kelam meblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kavluhu tebarek ve teala fil kelam. Es'adu billahi ve idâ kur'el kur'anu festemi'u lehu ansitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Felillahil hamdu. Rabbis semavati ve rabbil ardi rabbil alemin. Ve lehul kibriyâ fis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim. Sadakallahu'l azim.